şirketleri kullanıyor değiller. Kiralık da kullanabiliyor. Grab app üzerinden yolcu da taşıyabiliyorlar. Ulaşım için en kolay, en ucuz taşıtlardan biri. Birkaç gündür Vietnam'dayım. Yaklaşık bir aydır Kamboçya'da da gözlemledim. Orada da çok motor var. Yani Asya gerçeği. Şu bir gerçek. Şimdiye kadar şu kadar da yoğun bir trafik de var. Aslında sayıda büyüklü her türlü araçla birlikte motorlular hayatın içinde. Gerçi Vietnam'da özel bir motor yolu da yapılmış. Birçok yerde motor yolları ayrı. Diğer araçlarla birlikte hepsi yoğun bir trafik içerisindeler. Şunu demek istiyorum. Bir aydır her iki ülkede de en ufak bir ne çarpışma, ne sürtünme, ne bir kaza. Bakınız tekrar. Yarım kaldı. En ufak bir kaza falan görmedim, rastlamadım. Allah korusun en ufak bir şey olmuş olsun zaten. Hepsi darmadağın olmuş. Bu araçların içinde devam ediyor motorlar. Belli bir hızdalar ve birbirlerine son derece saygılılar. Kimse kimsenin önüne geçtim, arkasına geçtim gibi bir olay yok. Zaten her iki ülkede de sessiz, sakin, stressiz dememin nedeni bu. Bakınız çok sayıda kadın, kız, çoğu çocuk, ailecek, işte yoğun bir şekilde motorluları görüyoruz. Dediğim gibi büyüklü küçüklü bütün taşıt sürücüleri birbirlerine son derece saygılı. Önüne geçene diğeri hemen yolu veriyor gayet nazik bir şekilde. Yani şu kadarı göstermek isterim burada. Motorcycle, all mini motorcycle. Akşamın şu saati tabii yoğun iş dönüşü, mesai bitişi veya karşıda bekleyenler. İnanılır gibi değil. Aşağıda söylediğim gibi zaten motosikletlerin şöyle park edildiği yerler, özel yollar. Dünyanın kişi başına en çok motosiklet düşen şehri olduğunu söylemiştim. Neyse yine